Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane Yazılı Kampını sunar. Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı programımıza başlıyoruz. Hocam İngilizce çok kelime var ya. Hiç, hiç endişelenme Tonguç'um. Çok kelimemiz var ama bugün seninle mükemmel bir ders yapacağız. Bugün öncelikle hem 1. ünitemize yani friendship arkadaşlık konusunda hem de 2. ünitemize teen life gençler hayat konusunda Milli Bakanlığı bize örnek senaryoları verdi. Çıkabilecek soru örneklerini verdi. Yani supportive, kind, generous, reliable, outgoing bu kelimelerin anlamını çok iyi bilmemiz lazım. Nasıl aklını tutacağım hocam bu kadar kelimeyi? Hiç endişelenme Tokuncu bak. Birincisi seninle beraber bu kelimelerle alakalı süper alıştırmalar çözeceğiz. Ve aynı zamanda yazılı notlarımıza bütün bu kelimelerin her biri tek tek yazıyor. Bunlardaki notları yanında gezdirerek farklı farklı yerlerde gördüğü bu kelimeleri öğrenebilirsin. Bir. Aynı zamanda kendini kelime kartına yazarak çok güzel bir şekilde pekiştireceksin. Ve aynı zamanda süper bir şekilde bu kelimeler LGS'de de karşına geleceği için bir taşta... İki tane kuşu yakalamış olacaksın. Niye? Çünkü hem yazılılardan yüzleri alacaksın, kelimeleri öğrendiğin için, hem de LGS'de aynı kelimeler geleceği için sınavda da netlerin artmış olacak. Şimdi friendship konusunda öğreneceğimiz kelimeler çok keyifli, süper şeyler öğreneceğiz. Bir de teen life var ve burada tabii en önemlisi biz bol bol sorular da çözeceğiz. Bak, hatta senin için bunlarla alakalı epey bir soru hazırladık ki bu soruların her biri son derece kaliteli, açık uçlu sorular var, çoktan doldurmalı sorular var, map örnek yazılı sorusu benzeri var. Hepsini dikkatli bir şekilde dinleyeceksin ve inşallah yazıldan da çok güzel sonuçlar elde edeceksin. Bugünkü dersimizde ilk başta friendship konusuyla alakalı bazı önemli cümleleri göreceğiz. Mesela arkadaşlar hakkında konuşacağız. Accepting and refusing kavramı var. Mesela I'd love to But I have to study dediğine göre bak but'tan sonrasındaki ifadenin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Normalde I'd love to denince ne demek istiyor? Herhalde sevmiş evet, hocam. Evet gelmek isterim diyor. Yapmak isterim diyor. I'd love to diyor. But fakat dedikten sonra esas dananın kuyruğu kopuyor ve I have to study diyecek. Ve aynı zamanda teen life konusu yine buna benzer bizim bilmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela diyelim ki prefer konusu. Preferden sonra tercih ettiğimiz şeylerden sonra güzel şeyleri yazacağız. Prefer kelimesinden sonra to dedikten sonra ise sevmediğim şeyleri alacağız. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki burada arkadaşımız salatayı istemiyor. Ben salatayı istemiyorum diyor. Sandviç istiyorum diyor. O zaman she prefers bak bunu tercih ediyor. She prefers sandwich to salat diyoruz. Yani buraya preferden sonra salatı yazıyoruz. To'dan sonra bak ter bak. Salatayı ne yaptı? Salatayı eliyle itti. Salatayı tercih etmiyorsa biz buna diyoruz ki to o zaman pardon he prefers şöyle diyelim buraya sandviç yazacağız tabii ki sandviç tercih etti. Buraya da salatayı yazıyoruz. Salata daha sağlıklı ama hamburgeri seçti. Haklısın o da aynı şey yaptı bak salatayı gönderdi sandviç tercih etti. O zaman sandviç tercih ettiyse prefer sandviç to salat şeklinde söyleyeceğiz. Ve aynı zamanda aynı zamanda mesela başka cümleler de kurabiliriz bununla alakalı. Zaten Meb de bununla alakalı soruları da çok fazla vermiş biz de çok fazla sorduk. Mesela bak burada da arkadaşımız telefonla kitap arasa kalmış. Sence neyi tercih edecek? Kesin telefonu tercih eder. Aa, hayır telefonu tercih etmedi kitabı tercih vaziyette. Aferin Abdurrezzak Boğaz'ı kaza diyoruz. Ve demek ki o zaman da burada da prefer books to işte ne diyelim mobile games diyelim online oyunlara yazabiliriz. Sonuç şeyler de benim. Demek ki burada sevdiğimiz şeylerden önce prefer sevmediğimiz tercih şeylerden sonra to diyeceğimizi güzel bir şekilde göreceğiz. Bir de tabii ki şu da çok önemli. Aynı zamanda bize... E, sınavda listening ve speaking de var. Listening ve speaking de şunu da söyleyelim. Listening kısmında hocamız bize zaten Konuyu tane tane güzel güzel okuyacak. Dolayısıyla sen anahtar kelimelere odaklanman gerektiğini unutma ve şu çok önemli tarihler özel isimler çok soruluyor. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Bir de Tonguç Çelal'de speaking kısmımız var. Speaking kısmında tabii ki seni böyle burada arkadaşımız böyle mintoş mintoş çıkarmayacak. Hoca önceden sana bilgileri verecek. Sen de rahat rahat İngilizce bilgini kullanarak açık bir şekilde konuşup ifadelerini kullanacaksın Tonguç Çelal'de Şimdi burada şu çok önemli. Sen bu dinleme ve konuşma kısmında sıkıntı yaşamayacağına eminim. Burada da esas yapman gereken şimdi bizim çözeceğimiz soruları. Map örnek sorularına uygun bir şekilde hazırladığımız soruları çözerken mutlaka yanına süper ikili alman lazım. Süper ikili ne diyor süper ikili hala bilmiyor musun? Uçum, yazılı denemeleri ve yazı notları. Bak yazı notlarında hemen İngilizce kısmını açıyorum. Birinci yazılı da sayfa 146 friendship, 147 friendship, 148 friendship, 149, 150, 151'e kadar teen life. Dolayısıyla 152 de teen life'mış. Buradaki sayfalar senin İngilizce'de çalışman gereken sayfalar. Bu sayfaları çalıştıktan sonra bir de yazılı denemelerinden de mükemmel bir şekilde birinci yazılının provalarını çözdüğünde ve çözerken hata yapabilirsin. Yanlışların çıkabilir. Burada mutlaka bak İngilizce hata yaptın ya. Cevapları yaz. Arkadan bakarak yaz. Direkt yaz. Aklına kalmasını sağlarsın. Yazılı denemeleri yaz notlarıyla da süper bir şekilde başarıya ulaşacaksın. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Mükemmel bir şekilde önce bu yazılı sorularımızı güzel güzel çözeceğimiz konu anlatımı yapalım. Kelimeleri öğrenelim. Ardından da bütün bu soruları çözdükten sonra tekrar edip kelime kartlarıyla birlikte sınavdan yüzlerimizi alalım. Hadi bakalım yazılımız başlasın. Şimdi ilk başta birinci dönem birinci yazılımızda friendship ve teen life konusundan sorumlu olduğumuzu söylemiştik. Friendship konusunda ilk başta talking about friendship yani arkadaşlarımız hakkında bazı önemli şeyleri söylerken onların o iz özelliklerini çok iyi bilmemiz lazım. Mesela demiş ki he is always there when in need. Ben ne zaman ihtiyacım olsa orada olur diyor. Veyahut da he is a reliable friend diyor. Bak reliable kelimesi çok çok önemli bir kelime ve güvenilir demek. Aferin güvenilir demek ve bu güvenilir kelimesiyle benzer birçok kelime var. Mesela bizde dürüst diye bir kelime var ya esasında dürüst trust'tan geliyor. Dolayısıyla sen Trustful kelimesini gördüğün zaman dürüstful yani trustful güvenilir olduğunda bilmen gerekiyor. Aynı zamanda bazı sorularda üstte reliable verir aşağı trustful verir yani dürüstü. Üstte trustful verir aşağıda reliable verir bunu yakalaman lazım. Bir de accepting and refusing var. Yani accept kabul etmek refuse ne demek? Refuse etmek demek. Öyle bir şey yok Türkçe'de evladım reddetmek diyeceksin. Refuse etmek diye bir şey yok Türkçe'de reddetmek. Refuse etmek diye Türkçe'ye geçirmeye çalışıyorlar sen alma Türkçe'ye. Refuse etmek reddetmek demek. I'd love to isterim but bak isterim diye başladı but I have to study ders çalışmam gerekiyor dedi ve gelemiyor dolayısıyla. Bir de neden gelemediğimize dair bazen explanations and reasons yani açıklamalar ve sebepler söyleyebiliyoruz. I can't come gelemem diyor. Neden gelemiyormuş? I'm going to help my mother. Anneme yardım edeceğim şeklinde cümleler kullanabiliyor. Şimdi gel istersen Teen Life'a geçmeden önce bu friendship ile alakalı sorularımızı güzel güzel çözelim. Sen de mutlaka yazı notlarından da bu kelimelerin üzerinden geçerek iyice pekiştir. Şimdi dikkatlice önemli. Şimdi başlıyoruz. Bunun kenara aldık ve sadece biz ...friendship konusuyla alakalı sorular çözüyoruz. Sonra tekrar t Life'a e geleceğiz. Match the correct personal traits based on the text below. Doğru kişisel özellikleri işaretleyin diyor, yazın diyor. Based on the text below. Metne göre diyor. Şimdi başlayalım. Hi. Merhaba. I'm Aylin. Ben Aylin'im diyor. Aylin diye başladım. I have two best friends. Benim iki tane iyi arkadaşım var diyor. Deniz ve Efe. Deniz always tell the truth no matter what diye gidiyor. Yani bak... ...ne olursa olsun, no matter what... ...ne olursa olsun doğruyu söylüyormuş. Bak, tells the truth diyorsa... ...bak şunu yazıyorum bak... ...tells the truth... ...diyorsa tomuş herhalde benim... ...bu arkadaşımız, bu arkadaşımıza sen... ...şunu bir kere hemen söyleyeceksin. Bu arkadaşımız dürüsttür. Yani honest. Dürüsttür yani... ...trustful, dürüstful yani, trustful'dur. Dürüsttür yani... ...reliable, güvenilir olduğunu bileceksin. Dolayısıyla... ...tells the truth'u gördüğün zaman... Veyahut da never say lies, bak never say, say, never says lie diyorsa, asla yalan söylemiyorsa dürüsttür, honest, dürüsttür, trustful, dürüsttür, güvenilirdir, reliable diyeceksin. Şimdi o zaman buraya geri geliyorum. Bu arkadaşımız asla yalan söylemiyorsa buna hemen Deniz İzler nasıl diyelim mesela? Honest. O zaman honest yazıyorum. Deniz is an honest person diye yazıyoruz. Zaten an dediği için trustful ya da reliable yazamayız. Çünkü honest yani böyle okunduğu için an diye geliyor seslerle harfle başladığı için. Efe'ye geliyoruz. Efe loves sharing his things with everyone. Efe paylaşmayı çok seviyormuş bazı şeyler arkadaşlarıyla. O zaman Efe paylaşmayı çok seviyorsa nasıl bir insandır Tonguç herhalde benim? Cömerttir hocam. Harikasın. Cömertse de Efe'ye generous boy diyeceksin. Generous boy. Çünkü generous cömert demek. Diğerine bakalım. As for me bence I don't like changing my mind easily. Ben fikrimi çok kolay değiştirmeyi sevmem diyor. Fikrini çok kolay değiştirmeyi sevmiyorsa biz buna inatçı anlamına gelen, keçi anlamına gelen stubborn diyeceğiz. O da bu kelime olmuş. Yani stubborn da inatçı olmuş oluyor. Niye? Aylin de konuşan diye her o ben, ben Aylin'im dedi. O zaman Aylin de inatçı diyebiliriz hemen. Şimdi geldik başka bir soruya. Read the message and answer the questions. Buse, Mert, Ayşe, Ahmet konuşuyorlar ve bu sorulara göre bize cevaplar yazacağız. Şimdi demiş ki Buse... Hey, do you want to go to the science museum on Saturday morning? Merhaba demiş. Cumartesi günü fen müzesine gitmeyi, bilim müzesine gitmeyi Düşünür müsünüz diye sormuş. Tamam bu size soruyor. Femdesine gider misiniz diyor. Şimdi Mert cevap veriyor. I can't I have a football practice. Mert gelemem diyor. Neden gelemiyormuş? Futbol antrenmanı varmış. Harikasın. Futbol practice, futbol antrenmanı var. Ayşe ne demiş? Sure I love museums. What time are we going? Kesinlikle ben müzeleri severim diyor. What time are we going? Biz ne zaman gidiyoruz diyor. Ahmet ne demiş? I need to study for my exams. Maybe next time. Ben sınavların için çalışmalıyım belki gelecek zaman diye cevap veriyor. Şimdi o zaman Mert gelemiyor. Mert'e eksi koyduk. Ayşe gelebiliyor mu? Gelebiliyor. O zaman Ayşe'ye artı koyduk. Ahmet gelebiliyor mu? I need to study my exams. De. Ahmet de gelemiyor. Şimdi demiş ki who is the inviter? Bak ki bir işi yapan demek. Mesela teach öğretmek demek tamam mı? Play oynamak demek. Invite işte davet etmek demek. Teacher dersen öğretmen oluyor. Player dersen oyuncu oluyor. Inviter dersen davet eden oluyor. Dolayısıyla burada inviter demiş yani davet eden kim diyor. Davet eden kim? Buse. O zaman buraya hemen yazıyorum. Buse. Niye? Çünkü Buse dedi ki arkadaşlar fen müzesine gidelim dedim. When is the event demiş. Olay ne zaman? Olay on Saturday. Yani cumartesi günü. O zaman yazıyorum buraya. On Saturday morning şeklinde cevabımızı yazdık. Who can't attend? Kimler katılamıyor diyor. Kimlerin katılamayacağını yazmış. Kimler katılamıyor Tonguç'um? Mert ve Ahmet. Harika. Mert ve Ahmet katılamıyor. Zaten erkekler hep kaçıyorlar böyle. Mert ve Ahmet'in ismini de yazdık. Şimdi geldik buraya. How many people accepted the invitation? Kaç tane insan daveti kabul etti diyor. Bakalım. Kaç tane insan kabul etti? Hemen bakalım. Buse çağırdı. Sadece Ayşe kabul etti. O zaman kaç kişi kabul etti? Bir kişi. O zaman buraya da one person yazabilirsin ya da one diyebilirsin. Geldik başka bir soruya. Demiş ki one of your friends invites you to a football match on Saturday. Arkadaşlarınızdan biri davet etti sizi futbol maçına cumartesi günü. Politely refuse the invitation and give a reason. Kibarca reddedin daveti ve bir sebep söyleyin. Hocam değil. maç daveti reddedilmez. Haklısın maç varsa gidilir değil mi sonuçum ya yani nasıl reddedilecek? ama neyse biz reddedeceğiz reddetmemiz lazım. Şimdi kibarca nasıl reddedeceğiz diyeceğiz ki mesela I'm afraid dersin tamam Korkarım dersin. Korkarım. I can't join. Katılamayacağım. I can't join ya da I can't come. I can't join diye söyleyebilirsin. Sonrasında bir sebep söylemen lazım. Mesela ne diyebilirsin? Ya çalışacağım. O zaman hemen I have to çalışacağım. Yani yapmak zorundayım. Study diyebilirsin. Hatta sınavlarıma çalışacağım. Sınav haftasındayız. I have to study my exams diyebilirsin. Bak gelemeyeceğini söyledin. Ve kibarca da sebebini söyledin. Bak burası reason. Şurası reason kısmı. Şurası refuse kısmı. Refuse I can't join. Şurası kibarlık. Polite. Burası ki, polite olan kısım. Kibarca reddettin ve sevgini söyledin. Tamam mı? Geldik başka bir soruya. Read the text and answer the questions. Metni okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Demiş ki... Hello, merhaba. I am Gökçe and I have two best friends Furkan and Dilara. Ben Gökçe, benim iki tane iyi arkadaşım var Furkan ve Dilara diyor. Furkan always says... Thank you and please. Furkan daima thank you ve please diyormuş. O zaman Furkan nasıl biri Tonguç'um sence? Kibar biri hocam. Evet niye teşekkür ederim diyor lütfen diyor. O zaman kibar bir insan yani Hanzo değil helal olsun. Dilara never forgets important things and is always there when you need her. Bak Dilara asla unutmazmış önemli şeyleri ve daima oradaymış. Neredeymiş? When you need her. Yardımı ihtiyacın olduğunda her zaman oradaymış. I love spending time with them. Onlarla zaman harcamayı seviyorum diyor. However, fakat I don't get along well with Zeynep because she's selfish and always thinks about herself first. Fakat diyor, however fakat demek. Ben Zeynep'le geçinemiyorum diyor. Çünkü neden iyi geçinemiyormuş? She's selfish diyor. Selfish ne demek Tom Şeladım benim? Balık gibi bir şey hocam. Hayır ne balığı evladım? Fish yazınca balık olmuyor. Selfish bencil demek. Bencil diyor and always thinks about herself first. Ve daima kendisi hakkında düşünüyormuş. O zaman tam bir bencil yani. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi gelelim buraya. Who are Gökçe's best friends? Şimdi bu tarz sorularda kelimeleri biliyorsak zaten sıkıntı yok. Ama kelimeleri bilmiyorsak Tonguç'um yapmamız gereken şey şu. Diyeceğiz ki sorudaki kelimeyi biz metinde arayacağız. Hemen buraya taktiğimiz yazıyorum. Sorudaki kelimeyi metinde yani parçada ara. Şimdi burada best friends kelimesini arıyoruz. Best friends var, en iyi arkadaş. O zaman burada hemen burayı Furkan ve Dilara'yı görüyorsun. Ne diyorsun ki? Furkan e, pardon, Furkan and Dilara şeklinde yazıyoruz. Devam ediyorum. What is Dilara's personality trait? Dilara'nın kişisel özelliği nedir diyor. Hmm. Şimdi Dilara never forgets important things and is always there when you need her. Ha. Asla önemli şeyleri unutmuyormuş. Akıllı diyebiliriz. Ve aynı zamanda ne zaman ihtiyacın olsa yanındaymış. O zaman ne zaman ihtiyacın yanında olsa biz bu arkadaşa ne diyebiliriz? Güvenilir. Güvenilir diyebiliriz. Harika. Güvenilir kelimesi olarak buraya sen reliable diyebilirsin. Honest diyebilirsin. Hani ne zaman ihtiyacın olsa. Veyahut da supportive diyebilirsin. Bak supportive, destekleyici diyebilirsin. Anlaştık mı? Bilhassa şu supportive ve reliable çok çok iyi. Ben olsam supportive'i tercih ederim. Ama iyi bir insan olduğu kesin. Does Gökçe get along well with Zeynep? Zeynep'le Gökçe iyi geçiniyor mu diyor bak. Get along kelimesini göreceksin hemen hemen. I don't diyor. O zaman hemen diyeceksin ki no. Niye no diyorsun? Çünkü I don't diyor. I don't. Get along kelimesini burada gördün, burada onu yakaladın hemen. I don't yakalıyorsun. I don't get along well with Zeynep. Zeyneple ilgilenemiyorum diyor. Bu da sormuş. Why diyor. Why ne demek olmuş evladım benim? Niçin? Niçin demek? Niçini gördüğün zaman zaten because'lar araman lazım bak. Niçini görünce because. Niçini görünce because. Why'i görünce because. Bu kadar basit. Why diyor? Hemen yazmış altına. Because she is selfish. O zaman o bencil. Hemen yazıyoruz. No. E hemen sen de diyeceksin. E, she is virgül she is selfish. O bencildir diyebilirsin. Veya da she is e, always thinks about herself diyebilirsin. Veya she always thinks about herself diyebilirsin. Şimdi who is kind in the text diyor. Bu metinde en kibar olan sence kim Tonguş adı benim? Vallahi hepsi çok iyi hocam. Bence de hepsi çok iyi. O zaman Furkan'ı ve Dilara'yı yazabiliriz. Furkan kibar çünkü... Ha sadece Furkan'ı yazacağız. Niye? Çünkü thank ve please diyen Furkan'dı. O yüzden cevabımız Furkan olacak. Ee, şey arkadaşı Dilara belki kibar değildir de... ...hani böyle yardımsever, e, supportive, trust yani trustful yani dürüst. Trust ve dürüst aynı yerden geldiğini unutma. Dürüst olduğunu söyleyebiliriz. O zaman taktiğimiz şu. Sorudaki kelimeyi metinde arıyorsun ve... Eğer anlamını biliyorsan oh ne ala. Bilmiyorsan diyorsun ki burada get along diyor. Get along diyor. No diyor. No diyeceksin. Bu kadar basit. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve nokta.com'da bulabilirsin. Şimdi MEB örnek yazılı sorusu benzerimiz var. Burada bir arkadaşımızla alakalı bir plan sorusu sormuş. Demiş ki your best friend Arda. Arda Güler. Evet inşallah Arda Güler olur. Your best friend Arda invites you to a book fair on Saturday afternoon. Bu herhalde Arda Güler olamaz çünkü seni kitap fuarına davet etmiş olmuştum. Arda seni kitap fuarına davet ediyor. Cumartesi akşamı. Öğleden sonra daha doğrusu. Cumartesi öğleden sonra. You enjoy reading but you have other plans. Sen kitap okumayı seviyorsun. Fakat you have other plans. Yani başka planlarım var. Look at your schedule. Programına bak. And respond yani cevapla bak. Schedule program demek. Şöyle yazalım Türkçesini bunların. Schedule program. Respond da cevapla demek. Respond to the invitation with an excuse. Cevapla invitation'ı. Invitation davet demek Tonguç'um. With an excuse. Excuse ne demek biliyor musun? Bilmiyorum Özür hocam. Özür demek. Bir özürle, bir mazeretle tamamla diyor. Şimdi Weekend plans'a bakalım. Saturday at 11am cumartesi günü 11'de going to the library diyor. Yani kütüphaneye gidecek misin? At 2pm 2'de öğlenleyin meeting friends arkadaşlarına buluşacak mısın? At 8pm 8'de going to the cinema with the sister. At sinemaya gidecekmişsin kız kardeşinle? Tamam, o zaman ne yapacağım belli. Şimdi Pazar'a baktığımızda Sunday at 10am 10'da visiting grandparents büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. At 3pm öğlen 3'te playing basketball basketbol oynuyoruz. At 6 pm'de, 6'da da Attending family dinner. Attend ne demek biliyor musun? De Bilmiyorum hocam. Katılmak demek. Yani aile akşam yemeğine katılıyorsun. Şimdi burada diyor ki programına bak ve cevapla özür dileyerek diyor. Şimdi cumartesi öğleden sonra seni kitap fuarına davet etti. Sen kitap okumayı seviyorsun fakat başka planların olduğu için gelemiyorsan... ...cumartesi günü öğleden sonra niye gelemeyeceğini söylemen lazım. Öncelikle gelemeyeceğini söylemen gerekiyor. İlk başta ne diyeceksin? I'm sorry, üzgünüm. But fakat I can't come. Sadece I can't come da diyebilirsin ama bu daha havalı. I'm sorry but I can't come. Neden gelemiyorsun? Çünkü cumartesi günü öğleden sonra, cumartesi günü öğleden sonra Saturday afternoon ne olur? Böyle iki gibi şeydesin. Nedir onu adı? Meeting friends. arkadaşlarla buluşuyorsun. O zaman I'm going to do, bak veya I'm meeting with friends. I am meeting Friends arkadaşlarla buluşacağım. O yüzden seninle kütüphaneye gelemem diyorsun. Niye bak saat 2'de bak saat 11'de kütüphane var. Saat 2'de arkadaşlarla buluşma var. Saat 8'de de sinemaya gidiyor. Şimdi akşam 8 olsa biz derdik ki hani davet ettiği saat akşam 8 olsa derdik ki sinemaya gideceğiz. Ama öğleden sonra diyor cumartesi. Cumartesi öğleden sonra saat 2 gibi geliyor. O yüzden biz de ne dedik? Arkadaşlarımıza buluşacağız dedik. Şimdi gelelim başka bir map örnek yazılı sorusu benzerine. Read the invitation below and complete the table demiş. Aşağıdaki daveti okuyun ve tabloyu tamamlayın diyor. Şimdi burada şu çok önemli. Bu aynı zamanda Tonguç Eran'da benim bizim bazı kelimeleri bilmemizi gerektiriyor. Şimdi hatırlarsan demiştik ki teach öğretmek, işte play oynamak, send göndermek, işte receive almak. Başka ne diyebiliriz? Hatta şunu receive diye doğrusunu yazalım. İşte eee ne diyebiliriz? Invite davet etmek demiştik. Bunların sonra er gelince de o iş yapan oluyordu. Teach, teacher, öğretmen. Play, player, oyuncu. Send, sender, gönderen. Receive, receiver, alıcı. Yani almak, alıcı. Invite davet etmek, davet eden diyorduk. Şimdi o zaman sender, gönderen oluyor. Receiver alan oluyor. Şimdi gönderen her zaman mektubun altına ismini yazar bak. Demek ki simge burada yazıyorsa simge her zaman yani simgenin yazdığı yerde her zaman sender olması lazım. O zaman buraya Simgeyi yazdık. Dear bilge diyor. Yani sevgili bilge demiş. O zaman o da receiver oluyor. Hatta receiver kelimesini şurada bir daha güzel yazayım. Receiver diye yazıyorum. Receiverımızda bilge niye? Sevgili bilge diyor. Dear bilge. O zaman buraya da bilge yazdık. Şimdi event, date, time, place var. Yani olay neye ona bakacağız. Date tarihe bakacağız. Time saate bakacağız. Place de yere bakacağız. Dear bilge, sevgili bilge. My school is organizing volleyball tournament on Sunday, October 27th. Benim okulum voleybol turnuvası organize ediyor on Sunday, pazar günü, October, Ekim'de 27. 27 Ekim'de ee, voleybol turnuvası organize ediyor. O zaman evente ne diyeceğiz? Volleyball tournament. Niye? Çünkü burada olay belli. Volleyball turnuvası, volleyball tournament. Tarihi nedir? Bak tarihi belli. October 27. October 27th diye tarihi de yazıyoruz. Time belli. Saat kaçta? 2 pm and 5 pm. O zaman 2 pm and 5 pm diyoruz. Place neresi biliyor muyuz sonuç herhalde benim? Bilmiyorum hocam. Bilmiyor muyuz? Niye? Ha bak it is at the volleyball court diyor bak yazıyor burada. It is at the volleyball court. Bak it is at the volleyball court. O zaman biliyoruz. ...volleyball... ...volley... ...ball... ...court diye yazıyoruz sonuç herhalde benim. Yani bu kadar basit. Et volleyball court da diyebilmen daha iyi olur. Şimdi geldik likes ve dislikes'a. Yani esasında... ...teen life konusuna tekrar gelelim ki... ...buradaki kelimelerin üzerinden geçip... ...güzel bir şekilde pekiştirelim. Şimdi teen life'da... ...biz... ...hoşlandığımız şeyleri ve hoşlanmadığımız şeyleri gösterirken... kullanacaklarımız zaten biz... ...yazı notlarında size tek tek gösterdik. Bak burada hatta... ...sayfa şeyde 148'de az önce gördüğümüz accept and refuse vardı bak accept de kabullerde I'm so busy işte aynı zamanda but I can't refuse it meşgulüm ama gelemem şey, geleceğim reddedemem diyor of course kesinlikle kabul etmek sure it sounds good kabul etmek işte that's awesome bu harika kabul etmek işte that would be great bu e, harika olur kabul etmek yes why not neden olmasın kabul etmek Reddettiğim yerde belliydi. Ne işte I'm sorry but I can't. Üzgünüm fakat gelemem. I'd love to but I can't. İşte sorry I'm too busy. Ben çok meşgulüm diye gidiyordu. Şimdi gelelim teen hoşlanmalara. Şimdi burada eğer bir şeyi seviyorsan Tonguş herhalde benim. Bak burada yazdığı için buradan da bir kez daha söyleyelim. Bak I'm crazy about. Yani ben tutkuluysuyum, delisiyim, tutkuruyum demek istiyorum. Bak like var, hoşlanmak. Tamam mı? Sevmek, beğenmek. Love var, çok sevmek. ...enjoy yine hoşlanmak. Gittikçe artırıyorum. Crazy about bak. I'm crazy about. Be crazy about. Çok hoşlanmak yani. Tutku olmak. Delisi olmak. Veyahut da be mad about. Yani delisi olmak. Veyahut da be keen on. Yani böyle düşkün olmak, meraklı olmak diyebiliyoruz. Şimdi o zaman bunları kullanacağız. Bir de tercihlerimizi kullanırken dersimizi maşa söylediğimiz... Prefer'den sonra sevdiğimiz şeyleri. To'dan sonra da sevmediğimiz şeyleri I prefer sandwich to salat. Hatırlarsan videonun başında ne olmuştu? Salatı yani salatayı eliyle ittirmişti. sandviçi yemişti gömmüştü. O zaman she prefers sandwich to salat demiştik. Yani o sandviçi salataya tercih et demiştik. Veyahut da arkadaşımız kitapları yani kitabı oyuna tercih etmişim. He prefers books to mobile games demiştik. Demek ki prefer'den sonra sevdiğimiz şeyler Tuğ'dan sonra da sevmediğim şeyler geleceğini bileceğiz. Bir de kişisel fikirlerimizi gösterirken in my opinion yani bence veya to me gibi ifadelerle düşüncelerimizi söyleyebiliyoruz. Şimdi gel istersen buradaki soruları yapmaya çalışalım beraber. Demiş ki write a short paragraph about Sema and Barış likes and dislikes using the table below. Sema ve Barış'ın hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları hakkında bir paragraf yazın diyor ve bu tabloyu kullanarak diyor. Şimdi Sema bu mesela burada kitap okuyor. Burada müzik dinleme var. Burada da e, ne yapsın mesela? Diyelim ki online oyunlar oynuyorsun. Fortnite, Brawl Stars, GTA. Aynen bunlardan birini oynuyorsun. Şimdi Şimdi o zaman buraya yazıyorum. Ee, reading Books yazıyorum. Bak şimdiden zihnimde ben yazıyorum ama... ...buraya da yazıyorum sen de rahat rahat bil diye. Burada müzik dinlemek. O zaman Listening to Music diyoruz. Listening to Music. Burada da e, işte Playing Online Games diyebiliriz. O zaman şuraya Playing... Online games, online oyunlar oynamak. Şimdi, şimdi Sema seviyor kitap okumayı, Barış sevmiyor. Sema müzik dinlemeyi sevmiyor ama Barış seviyor. Sema da Barış da e, online oyunlar oynamayı sevmiyor. Şimdi başlayalım. Hemen şuraya yazmaya başlıyorum. Sema tamam mı diyeceksin. Seviyor ya Sema'ya likes yazacaksın. Sema neleri seviyor hemen yazacaksın. Sema sadece kitap okumayı seviyor. Sema likes reading books. Bu kadar basit. Sınavda böyle çıkarsa bunu yazacaksın ve kurtulacaksın. Bu kadar basit. Fakat sevmediği şeyler var. Onları da söyleyebilirsin. Sema hates diyebilirsin veya Sema doesn't like diyebilirsin. Buraya but da diyebilirsin demeye de bilirsin. Fakat dedim mesela but koydun daha güzel olsun diye. Fakat she doesn't like sevmiyor ya da she hates nefret ediyor. Neden nefret ediyor? Listening to music. Bak müzik dinlemekten nefret ediyor. Listening to music. Ve online games. And Playing Online Games diye yazacaksın Tonguç herhalde benim. Şimdi bu Sema ile alakalı. Barış ile alakalı cümleleri de ile yazalım. Bu tarafa yazalım. Şimdi Barış da mesela neyi seviyor? Müzik dinlemeyi seviyor. Diyeceksin ki Barış likes listening to music. Tamam mı? Müzik dinlemeyi seviyor. Fakat neyi sevmiyor? reading book yani kitap okumayı ve online oyun oynamayı sevmiyor. Nasıl bir barışsa anlamadım ben. O zaman ne diyeceğiz? But he hates diyebilirsin ya da he doesn't like. Başka bir kelime de kullanabilirsin. He doesn't like diyeceksin. Sevmiyor. Ne sevmiyordu? Kitap okumayı sevmiyordu. He doesn't like reading books ve bir de playing online games. And playing online games diye yazıyorsun. Tonguç herhalde. Burada hemen gereken şey şu. Bunları gördüğün yerlerde like kelimesini kullanmak. Tamam mı? Like çok önemli burada. Like. Biraz böyle korku filmi gibi yaz ama. Şunlarda da doesn't like veya hates kelimesini kullanmak. Şimdi geldik başka bir soruya. Match the activities with the correct days according to the text below. Doğru aktiviteleri günlerle eşleştirin diyor. My name is Ayla. And I have a very active life. Ve ben çok aktif bir hayata sahibim diyor. On weekdays, hafta içi günleri de yani Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma tamam mı? Yani Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. I wake up at half past seven a.m. Saat yedi işte buçukta uyanıyormuş. Tamam. After breakfast kahvaltıdan sonra I go to school okula gidiyorum. I have basketball training on Mondays and Wednesdays at 4 p.m. Benim basketbol antrenmanım var. Pazartesi ve çarşamba günleri 4'te diyor. O zaman Basketbol antrenmanının olduğu güne... ...Mondays e, ve Wednesday yazabilir miyiz sonuç Evet mi? hocam. O zaman buraya yazıyorum. Mondays... ...and Wednesdays. Bu kadar basit. Tamam. Devam ediyoruz. After that sonrasında... ...I usually finish my homework. Ben genellikle ödevimi bitiririm. On weekends yani hafta sonları. Yani ne oluyor? Saturday, Sunday. Cumartesi, pazar. On weekends hafta sonları... ...I like to spend time with my family. Ben... Ailemle zaman harcamayı severim diyor. Çok güzel. On Saturdays, cumartesi günleri. I visit my cousins. Bak visit my cousins. Kuzenle, kuzenlerimizi ziyaret ederim diyor. And on Sundays I go hiking with my parents. Büyüklerimle yürüyüşe giderim diyor. I love weekends. Ben hafta sonlarını severim diyor. Şimdi sorulardaki taktiğimiz neydi? Sorudaki kelimeyi metinde arayacaktık. Şimdi yazıyorum buraya. Sorudaki kelimeyi metinde ara. Şimdi burada basketbol treningi gördük. Hop. Monday Veniz'e e yazdık. Ne yaptık? Ee, visitor Cousins'ı görüyoruz. Visitor Cousins, visit My Cousins diyor. O zaman günü yazacağız. Ne zaman? On Saturday's. O zaman buraya yazacağız. Saturday's. Cumartesi günleri. Go hiking diyor. Bak. Yürüyüşe gitmek. Burada go hiking. O da ne zamanmış? On Sunday's. Buraya da Sunday yazıyoruz ve kurtuluyoruz tonguç yardımelim. Şimdi geldik başka bir soruya. Read the text and fill in the chart with the activities of teenagers. Metni okuyun ve tabloyu tamamlayın. Gençlerin aktiviteleriyle alakalı diyor. Teen life'a teenagers'a devam ediyoruz. Şimdi the most popular activity among teenagers is watching videos online. En popüler aktivite gençler arasında videolar izlemekmiş online'dan. Yani işte YouTube izlemek falan. Many teens also enjoy playing video games. Birçok genç aynı zamanda, also aynı zamanda demek, online oyunları seviyor. Fortnite, Brawl like, GTA. Evet, sen de sürekli bu oyunları reklam yapmaya devam et Tomuç. Reading books is less common. Kitap okumak çok az ortak noktalarıymış. And the least popular activity is exercising. Ve en az popüler aktivite ise egzersiz yapmamış. Bak şimdi. Burada 10 en az, 20 çok, 30 çok, 40 en fazla. Şimdi o zaman the least popular activity dediği tabii ki de ne olacak? Yeşil renkli olan olması lazım. Niye bak least popular activity. Çünkü 10. Sonra ardından mavi gelecek. Less common. Az ortak olan. Sonra ne diyor? The most popular diyor. The most popular olan da tabii ki en popüler olan da ister istemez. Bak the most popular da kırmızı şey pardon sarı olması lazım. Niye? 40 en fazla burada bak. 40, 70, 30 daha 100 diyecek. 40 the most popular olacak. Bir de ne var? 30 olan var. Pembe olan var. Pembe olanı da ne yapacağız? Pembe rengimiz var mı? Bakalım. Pembe gönlüm sende. Nerede pembemiz? Aa pembemiz yok. Ha buradaymış. Tamam. Pembe de neymiş? Aynı zamanda bu da çok seviliyor diyor. Yani bu da seviliyor diyor. Ama o zaman e, buraya da video games gelecek. Şimdi o zaman yeşilin olduğu yere yazıyorum. Neymiş? The least popular activity is exercising. En az popüler olan aktivite egzersizmiş. O zaman yazıyorum buraya. Exercising. Bu kadar basit. Niye? The least popular. Yüzde on. Devam ediyoruz. Yüzde yirmi neydi? İşte reading Books is less Az ortakmış. O zaman buraya da ne yazıyoruz? Reading books diyoruz. Sonuç öyle adım benim. Tamam. Otuzda ne vardı? Ortada kalan şey. Yani ee, playing video games. Enjoy playing video games. O zaman buraya yazıyorum. Playing video games de burası oluyor. Sonuncusu da sarı oldu. Sarıyla yazarsak gözükmeyeceği için ben siyahla yazacağım. Burası en popüler aktivite. Yüzde 40. Yani watching videos online. Hemen buraya yazıyorum. Watching videos online'da burası oluyor. Hatta daha yanlışması için onu da şöyle sarıyla çizelim ki aklımıza yerleşsin. Tamam mı? Tamam. Şimdi geldik başka bir soruya. Look at the visuals. Görsellere bakın. And write down a paragraph including at least four sentences about Sheida's weekly routine. Diyor ki görsellere bakın ve yazın aşağı bir paragraf yazın. İçeren, including at least, en az at least four sentences. Dört cümle ne hakkında? About hakkında demek. Şeyda'nın günlük rutini hakkında. Şimdi Şeyda'nın günlük rutini hakkında neler yazabiliriz? Bak burada bir kere read Book diyebiliriz bak. Read books. Sonra draw picture. Resim çiziyor diyebiliriz. Başka? Listening. Drawing picture yazayım hatta şöyle. Reading books. Listening to music diyelim. Müzik dinleme var. Tamam mı? On sonra basketbol oynuyor. Playing basketball diyebiliriz. Şimdi bunlar eylemler. Bunları bir kere zihninden düşüneceksin yani. Sana da buraya böyle yazmayacaksın. Bu tarafa yazmanı istiyor. Şimdi başlayacaksın. Diyebilirsin ki geniş zamanda kullan. Şeyda reads book, şeyda falan filan diyebilirsin. Ya da Like'la da kullanabilirsin. Mesela diyelim ki Şeyda likes dersin tamam hoşlanır. Reading books dersin tamam mı? Reading books. Aynı zamanda Şeyda likes drawing pictures. Şeyda likes listening to music. Şeyda likes playing basketball diyebilirsin. Veya veya bu likes aklına gelmezse şöyle yaparsın. Dersin ki Şeyda reads books kitap okur tamam mı? Next sonra ardından ikinci sırada she draws çizer some pictures resimler çizer dersin. Tamam mı? Next. Then daha sonra then she listens o dinler. Ne dinliyor? Mesela müzik. She listens to music dersin, tamam mı? Lastly en sonunda da ne yapıyor? Basketbol oynuyor. She plays Basketbol diyebilirsin Tonguç evladım benim. Anlaştık mı? İster like'lısını yap ister bu şekilde yap. İkisi de olabilir. Dikkat! Bu fırsat 2011 tayfayı yakından ilgilendirmektedir. 8. sınıf şampiyon paket alanlara yazılıların süper ikilisi, 1. dönem yazılı notları ve yazılı denemeleri hediye. Şampiyon paketler sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tongucmağaza.com'da. Geldik başka bir soruya. Bir test sorusu. LGS'de bize test soracaklar için bu tarz şeyleri de bilelim ama yazılarımız için de bunlar önemli. Which of the following is correct according to the information above? Hangisi doğru yukarıdaki bilgilere göre diyor. Bakalım. You feel really bored. Gerçekten sıkıldınız. One of your friends invites you to art exhibition. Arkadaşlarınızdan biri sizi davet ediyor bir art exhibition yani resim sergisine. However, fakat you don't like the idea. Fakat fikri beğenmediniz. Zaten sıkılmışsın bir de seni art, resim sergisine davet ediyor. Allahım ya. You want to refuse the invitation. Daveti reddetmek istiyorsunuz. What do you say? Ne söyleyebilirsin? İşsiz olduğundan gidiyor. Tam o işsiz gidiyor hocam. olduğundan gidiyor da. Sen de gitmek istemiyorsun. O yüzden de e, katılmak istemediğin için de arkadaşına bir e, red vermen lazım. Onu söylemen lazım. Nasıl yapacaksın? Bak şimdi. Which of the following is correct according to the information? Of? Yukarıdaki e, bilgilere göre hangi soru diyor? I'd love to come. Gelmek isterim. I love seeing new paintings. Yeni resimler görmeyi severim diyor. E, sen gelmeyecektin ki. Red edecektin ki. Bak, refuse red etmekti. O zaman I'd love to come gelmek isterim. I love seeing new paintings anlamsız oluyor. I can't refuse it. Reddedemem. That's a good idea. Bu harika fikir diyebilir mi sence Tonguç'un? Um? Hayır hocam. Diyemez çünkü refüze etmesi lazım, reddetmesi lazım. Bu da anlamsız. Çünkü that's a good idea, accepting demek. I'd love to come a lot. Çok gelmek isterim. But I have another plan today. Benim başka bir planım var diyor. Gelmek isterim diye yalan söyleyip sonra da başka planım var diyor. Bu da anlamsız. Buna da hayır diyelim şimdilik. Bir de D'ye bakalım. I'm sorry, üzgünüm. But fakat I don't enjoy going to the art exhibitions. Ben e, sanat galerine gitmeyi sevmiyorum. You should find somebody başka birini bul diye bu kibarca olabilir. O yüzden cevabımıza denizi diyebiliriz. Geldik şimdi başka bir soruya. Tom ve Mark arasında güzel bir diyalog var. Şimdi the tables above show some personal features of Tom and Mark. Tom ve Mark'ın bazı kişisel özelliklerini söylüyor. Neymiş mesela Tom Never forgets his friends' birthdays and always buys presents for them. As arkadaşlarının işte doğum günlerini unutmuyormuş ve onlara hediyeler alıyormuş. O zaman bu arkadaşımıza e, ne diyebiliriz? Cömert. Harika cömert diyebiliriz. O zaman cömert kelimesini hemen yazalım şuraya. Generous bak. Generous. Bu arkadaş generous. Always tells the truth. Tells the truth yani dürüst oluyor. O zaman buraya da işte ne diyebiliriz? E, trustful diyebiliriz. Ya da reliable diyebiliriz. Veyahut da işte... E, honest diyebiliriz. Tamam. Likes doing various sports. Çeşitli sporlar yapmayı seviyormuş. O zaman adrenalin bağımlısı diyebiliriz. Farklı farklı şeyler söyleyebiliriz. Marka bakalım. Always pays for his friends at a cafe. Arkadaşlar için her zaman kafede ödüyormuş. O zaman buna da cömerttir diyebilir miyiz? Cömert. O zaman buraya da yine generous yazalım şöyle. Generous. Likes making jokes. O zaman eğlenceli biridir. E, funny diyebiliriz buna. Mesela funny. Aynı zamanda Likes doing cultural activities. O zaman bu da kültürel aktiviteleri seviyormuş. Intellectual diyebiliriz. Likes visiting an art exhibition. Resim galerilerini gezmeyi seviyormuş. Bu da yine e, gezmeyi seven entelektüel birisi diyebiliriz. Şimdi bakalım. The tables above show some personal features of Tom and Mark dedi. Tamam. What can we say? Ne diyebiliriz? About Tom and Mark. Tom ve Mark hakkında ne diyebiliriz? According to the information above. Yukarıdaki bilgilere göre. Şimdi. A. Both Tom and Mark are generous. Tom da Mark da cömerttir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bak çünkü Tom da arkadaşlarına hediyeler alıyordu. Doğum gününü unutmuyordu. Mark da kafede hep hesap ödüyordu. O zaman cömert cömert yazmışız ikisine de. O zaman bunu ikisinin içine geçerli olduğu için Both yani her ikisi de dediğimiz için A olabilir. B'ye bakalım. Tom isn't a reliable person. Tom güvenilir bir insan değil diyor. Halbuki always tells the truth. Always tell the truth. Daima gerçeği söyleyen, doğruyu söyleyen bir insan dürüsttür. Güvenilirdir. O zaman bu yanlış. Isn't diyor halbuki. Mark hates spending money for someone. Mark birileri için para harcamayı sevmiyormuş. Nefret ediyormuş. Olur mu cömert dedi bak. Always pays for his friends at a cafe. Kafede hep arkadaşlarının hesabını ediyormuş. O zaman bu da yanlış. Tom and Mark are honest. Tom ve Mark dürüstlermiş. Şimdi burada cömert olduklarını ikisini yazdık. Komik olduklarını buna yazdık. Bu komik değil bilmiyoruz. Güvenilir olduğunu buna yazdık ama burada güvenilirlikle alakalı bir şey yazmadı. Yani... honest burada honest olabilecek bir şey yok. Yani sadece aktivite yapıyor dedi resim galerilerine katılıyor dedi. Komik dedi. Cömert dedi. Ama anıs yani dürüst mark için yazmadığı için buna da çarp atıyoruz. O yüzden cevabımız A seçeneği. Şimdi geldik başka bir soruya. According to the table above yukarıdaki tabloya göre which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Şimdi Elena always walks to school. Elena daima okula yürüyerek gidiyormuş. Buna doğru demiş. Elena only surfs internet on the weekends. Elena sadece hafta sonları internette e, surf yapıyormuş, takılıyormuş. Elena thinks heavy metal music is unbearable. Elena e, heavy metal müziğin katlanılmaz olduğunu düşünüyormuş. Elena gets up very late on weekdays. Elena e, hafta içi günleri hep geç kalkıyormuş. Elena has basketball training on Monday and Wednesdays. Elena pazartesi günleri e, basketbol antrenmanı oluyormuş ve çarşamba günleri de. Şimdi buraya false dedi, buraya true dedi. Başlıyoruz. Tabloyu göre tamamlayacağız. Elena always goes online on weekdays. Bak hafta içi günleri ne yapıyorduk? Sorudaki kelimeyi seçeneklerde buluyorduk. Paragrafta buluyorduk. Weekdays diyor. Tamam. Ve e, burada online diyor. Surf's internet Weekdays. weekends weekdays. Bu doğru değil gibi. Çünkü niye? Hafta sonları internete giriyormuş. Bu ise hafta içi online oluyordu. O zaman bu yanlış ki. Bize doğruyu sorduğu için bu değil. Bu yanlış. Elena is crazy about listening to heavy metal music. Elena e, crazy about tutkunuymuş. Heavy metal müzik, ağır metal müzik. Benim mi tutkunuymuş? Heavy metal müzik kelimesi nerede? Şurada. Elena thinks heavy metal music is unbearable. Aa, heavy metal müzik katlanılmaz diyor. O zaman bu da yanlış. Çünkü bu crazy about çok seviyor diyor. Tutkunu diyor. Anlamsız. Elena gets up very late on weekdays. Elena Hafta içi günleri çok geç uyanıyormuş. Hmm. Elena gets up very late, on weekdays. Bu cümle yazıyor doğru mu? Hayır hocam. Aa, ha, doğru değil doğru baksana false demiş. O zaman bu da yanlış. False diyor. Elena goes basketball training twice a week. Elena basketbol antrenmanına gidiyormuş hafta iki kez. Bakalım. Elena has basketball training on Monday bir. On Wednesday and Wednesday iki. Pazartesi salı gittiğine göre haftada iki kez eder. twice a week. Evet o zaman doğru. Buna doğru demiş. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği oluyor Tonguç'un. Şimdi yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. Yazılı notlarımızdan kelimelerimizi çalışıyoruz. Yazılı denemelerini dikkatli bir şekilde çözüyoruz. Yazılı notlarında zaten sayfalarımız net bir şekilde belli. Bakın sayfa 146'dan başlıyor. Burada öğrenmeniz gereken kelimelerin her birini tek tek buraya yazdık. Buradan çalışıyorsunuz. Yazılı denemelerinde birinci Yazılımızla alakalı İngilizce problemi çözüyoruz. Hadi bakalım Ozan. Şimdi sizler için hazırladığımız meydan okumamız var. Yazılı okuması. Onu güzel güzel çözebilirsiniz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hepinize hem LGS'de hem de normal yazılılarınıza başarılar diliyoruz. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane yazılı kampını sundu.